Şiirler okuduk onun için. Ezgiler söyledik. Açılsın diye meydanlarında toplandık bu şehrin. Bir avuç gençle bir dünyayı besteledik. Ve tarihi bir güne şahidiz bugün. Ayasofya tüm manasıyla açıldı elhamdülillah. Merhabalar. Bugün biraz geriye gitmek istiyorum. Çok değil. 29 Aralık 1965. Necip Fazıl Üstad'ın Ayasofya açılacak dediği günden kısa bir kesit aktarmak istiyorum sizlere. Üstad şöyle demişti. Ayasofya'yı artık önüne geçilemez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Hepimiz şöyle diyelim, o selin üstünde bir saman çöpü olsam daha ne isterim. 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii ibadete açılıyor. Biliyorsunuz Ayasofya'nın açılması İslam dünyası için büyük bir sembol. Bu yüzden 24 Temmuz günü üstadın tabiriyle Ayasofya'yı önüne geçilemez bir sel açacak düsturunca orada olmamız gerekiyor. Ve yine üstadın deyimiyle kendimize şunu söylememiz önemli. O selin üstünde bir saman çöpü olsam daha ne isterim? Ayasofya yalnız İstanbul'un değil, İslam'ın sembolüdür. Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatladı. Gün o kapıdan geçme günüdür. Ayasofya'nın açılması yeni bir camimiz oldu sevinci değil. Ayasofya bir kimliktir. Ayasofya bu topraklardaki Müslümanların ve bu topraklar ötesinde yaşayan Müslümanların ortak paydasıdır. Ayasofya şahsiyetli Müslümanların dik duruşunun meyvesidir. Sultan Fatih'in emanetidir. Biz de bu emanetin kutlu gününün birer şahidi olalım. 24 Temmuz Cuma günü hep birlikte Ayasofya Camii'nde buluşalım.